Ben de Avukatlar Günü'nü kutlayarak başlamak isterim. Tüm avukatların Avukatlar Günü kutluyor ve savunma mesleğinin mensuplarının görevlerini hukuka uygun, özgür biçimde yapabilecekleri yarınlara olan ümidimizi ve inancımızı ifade ediyoruz. Burada Sayın Levent Bülbül, Sayın Meral Danış Beştaş, Sayın Ramazan Can, üç grupta avukatları temsil ediyorlar. Partimizde 31 avukatımız var. Bir tanesi Sayın Kaboğlu, hem avukatlık unvanı var ama meclisimizdeki 123 avukatı yetiştiren hocaları da temsilen burada bulunuyor. Biz savunma mesleğine çok saygı duyan, meclisteki varlıklarından onur duyan, kaliteli yasama açısından bir yasama meclisinin olmazsa olmazı bir meslek grubu ve en yoğun meslek grubu olmasından büyük bir memnuniyet duyan Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına günlerini bir kez daha kutluyorum. Tabii avukatlar mutlu değiller. Kamudaki avukatlar mutlu değiller. Bunu uzun uzun anlattık geçtiğimiz hafta. Hukuk fakültelerinin kontrolsüz açılmasından dolayı yeni mezun avukatlar mutlu değiller. Avukatların sayısı çok arttığı için bütün avukatlar mutlu değiller. Hukuk hak arama alanları dünya ölçeğinde genişlemediği için avukatlar mutlu değiller. Savcılarla kürsü eşitlikleri olmadığı için görevlerini yaparken silahların eşitliğinin fiziken sağlanamadığı için mutlu değiller. Savunma mesleğine bir anayasal güvence olmadığı için mutlu değiller. Ve topluluk sigortasından sigortalıyken 5510'da toptan Bağkurlu yapılıp şimdi EYT'de 5900 buyurunuz efendim. 5000 günde emekli olabilecekken 9000 günü beklemek zorunda oldukları için mutlu değiller, mutsuzlar. Ve bu sorunların tamamının çözümü için onlar da baharın gelmesini bekliyorlar. 14 Mayıs'tan sonra avukatlara da diyoruz ki sana söz, yine baharlar gelecek ve mesleğinizi bahar gibi günlerde, masmavi göklerin olduğu günlerde hep birlikte onurla ve kıvançla yapacaksınız. Sayın Başkanım, İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa'da Filistinli kardeşlerimize yaptığı vahşeti kınıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak Filistin davasının, Filistin halkının ve Filistin halkının haklı davasının yanındayız. Gerginlik ve şiddetten medet umulmasının, inanç ve ibadet özgürlüğüne müdahale edilmesinin 21. yüzyılda kabul edilebilir bir yanı. Buyurunuz efendim. Filistin'le dayanışma içinde olduğumuzu ve haklı davalarında her zamanki gibi arkalarında olduğumuzu bir kez daha ifade etmek isteriz. Az önce RTÜK bazı kararlar verdi Sayın Başkan. Yarın burada bir RTÜK üyesi seçeceğiz. RTÜK üzerine titrediğimiz, önem verdiğimiz bir kurum. Ama artık başkanının saraydan talimat aldığı, hatta bütün otoriter rejimlerde olduğu gibi artık sarayın, amirin talimatlarını değil, niyetlerini okuduğu ve ona göre davrandığı bir sürecin içindeyiz. O başkan buradan seçildi ama yeni dönemde 14 Mayıs'tan sonra bu meclisin seçtiklerini geri çağırma hakkı olmalıdır. Meclis başkanı dahil. Yakışmayan işler yaptığında meclis başkanı da geri çağırabilmelidir. RTÜK üyelerini de RTÜK başkanı da çağırabilmelidir. Bunu getireceğiz. Ayrıca Fox TV, buyurunuz Sayın Başkan. Fox TV, Halk TV ve Tele1'e verilen cezaların kurumlara verilen cezalar değil, hakikati, gerçek haberi, objektif haberi arayan seçmene verilen ceza ve yapılan bir sansür olduğunun da farkında olduğumuzu ifade etmek isterim. Ve buradan bir kez daha söylüyorum, yarın belki de meclisin son günü olacak. Staj mağdurlarını duymadan, emeklilikte yaşa takılanlardaki adaletsizliği görmeden, Bağkur'un 9000 gün sorununu çözmeden, 5000 gün beklerken bakan ağzından verilen söze 5900 gün mağduriyetini gidermeden, Bağkurlulara yönelik prim adaletsizliğini gidermeden, kısmi emeklilik beklentisini karşılamadan,
İntibak çıkarıp 2008 öncesi sonrası ve 2000-2008 arası eşitsizliği çözmeden 2000'li mağdurları, buyurunuz Sayın Başkan. 2000 yılı mağdurlarını duymadan, 2000 sonrasını kademelendirmeden, Bağkur ve SSK'lılar için olan askerlik borçlanması hakkını emekli sandığında da yılı geri çekecek şekilde yapıp da memurları da bu hakkı faydalandırmadan, kamuda çalışan mühendisin özlük hakkını çözmeden, kamuda çalışan mühendis atamasını hak ettikleri noktaya yapmadan bu meclisin bir yere gitmesi, tatile girmesi, seçime gitmesi doğru değildir. Giderseniz gidersiniz, 14 Mayıs'ta geleceğiz, bunların hepsini biz çözeceğiz. Hepsine söz, 14 Mayıs'ta yine baharlar gelecek.